Sigara içmeyi bırakmak istiyorsanız sigarayı bırakmaya çabalamamanız lazım. Ne yapmanız lazım? Günde 3-4 defa bu egzersizi yapsanız beyin bu sefer farkındalığı alışkanlık haline getirmeye başlar. Ama hala sigara içmemişlerdir esasında. Bu soruyu kendinize sorun. Gerçekten özgür müsünüz? Özgürlük siyasilerin, başkalarının ya da paranın verebileceği bir şey değil. Çünkü zihin eğer devamlı bir etki altındaysa oradan buradan, geçmişten, gelecekten, insanlardan, çevreden hiçbir yerde özgürlük yok. Peki acaba yaşamınızdaki en büyük amacınız nedir? İnsanlar kariyer yapmak isterler. Güzel çocuklar, iyi aile, huzur, birçok şey arayabilirler. Ama diyelim ki istersen altın kafeste ol. Ama kafesteysen hiçbir anlamı yok. İnsanın özgür olması lazım. Yaşı böyle benim gibi olanlar çok iyi bilirler. The Wall müthiş bir şeydi Pink Floyd bizim gençliğimizde. Biraz önce gördünüz, öğrenciler yürümeye başlıyorlar, kıyma makinesine düşüyorlar ve kıyma olup çıkıyorlar. Sonra bütün olaya baktım esasında. Hayattaki en önemli amacın özgürlük olduğunu anladım esasında. Ama neden özgürlük? Dış dünyadan, çevreden, düşüncelerden etkilenmeden yaşamanın en önemli ana temel olduğunu anladım. Ve bunu fark ettikten sonra bir şey anladım ki acaba bir uyanış gerekebilir mi? Uyanış derken böyle aydınlanma anlamda kullanmıyorum. Yani yaşamınız içerisinde hipnozda olduğunuzu fark edebilir misiniz? Tam bir uyuyoruz esasında. İnanılmaz bir şey. Yani akşamleyin yatıyorsunuz, rüya görüyorsunuz değil mi? Rüyayı gösteren kim? Beyniniz. Sizin beyniniz. Fakat rüya seni inanılmaz etkiliyor. Heyecanlara kapılıyorsun. Ya diyorum ki hani biz akıllıydık? Ya bu rüyayı benim beynim gösteriyor. Peki ben niye korkuyorum sabaha kadar? Bu beyin bana mı çalışıyor? Başka yere mi çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Sonra gidiyorum tatile. Müthiş güzel bir kumsal. Of harika güzel. Oturuyorsun böyle bakınıyorsun. Hiçbir şey yok. Buradan daha güzel bir şey olabilir mi? Durup dururken beyine bir şey geliyor. Tık. Haftaya o vardı. Buradaki bu olmuştu. Onlar bana niye böyle yapmışlardı? Anam bir anda ortam güzel gözükebilir ama ben artık orada değilim. Problemlerin içinde ilerleyip gidiyorum. Beyin beni almış götürmüş. Peki acaba ben beynin alışkanlık yapısını her dakika düşünceye dalan, kendini kaybeden bu alışkanlığını acaba düşüncelerini fark eden bir noktaya getirebilir miyim? Ne yapıyorum o zaman? Beynin kendi kullanmış olduğu alışkanlık tekniğini eğer iyi kullanabilirseniz düşüncelerinizin hipnozuna girmeniz mümkün olmaz. Yani farkında olmadan düşünceler sizi alıp başka yerlere götürmez. Bunu yapmanız için hani çok basit bir egzersiz. Her gün su içiyorsunuz. Suyu içerken acaba farkında olarak içebilir misiniz? Yani suyu ağzınıza aldınız, tadına, kokusuna, gidişine, sizi ne hissettirdiğine. Günde 3-4 defa bu egzersizi yapsanız esasında beyin bu sefer farkındalığı alışkanlık haline getirmeye başlar. Mesela çoğu insan sigara içer ve sigara içmek istemez. Ben her sefer dedim ki sigara içmeye devam edin. Ama farkında olarak. Çünkü insanlar farkında olarak sigara içmezler. Alışkanlık gereği farkında olmadan öyle mi yaparlar? Ve günde bir paket biter. Ama hala sigara içmemişlerdir esasında. Sigara onlar içmiştir. Sigara içmeyi bırakmak istiyorsanız sigarayı bırakmaya çabalamamanız lazım. Ne yapmanız lazım? Farkında olarak sigara içmeniz lazım. Yani sosyal medyayı kapatacaksınız, muhabbeti kapatacaksınız, oturacaksınız. Bırakmak için değil. Problem yok. Oturup sonuna kadar her çektiğiniz nefesi, her verdiğiniz nefesi farkında olarak yapmaya çalışın. Bakın deneyin buradan çıktığınızda günde 3 paket sigara içiyorum deyin ama bir tane sigarayı sonuna kadar zor bitireceksiniz. Çünkü farkında olarak yapmış olduğunuz eylemler müthiş bir dikkat halindedir. Dikkat odaklanmak değildir. Dikkat 360 derece her şeyin farkında olmak demektir. Farkında olmak ne demek esasında o zaman? Düşünceyle, sigara içen kendinizle, dışarıdaki insanlarla aranızda bir boşluk bırakmış olursunuz. O boşluk sayesinde düşüncenizi, dış dünyayı, sigara içen kendinizi görmeye başlarsınız. Artık orada bir özdeşleşme yoktur. Yani ben kendimi görmek istersem aynaya bakarım. Ama aynayla yapışırsam kendimi göremem. Düşüncemi görüyorum şu anda. Düşünceyi gördüğüm anda, düşünce iyi ya da kötü değildir ki. Sadece bir düşüncedir. Düşünce ne zaman kötü olur? Yapışır size. Size o algıyı yaratır. O resmi göstermeye başlar. Ve siz ona inanmaya başlarsınız. Ona inanmaya başlayınca beyin kimyasal salgıyı yayar ve siz eyleme geçersiniz. O yüzden kritik ve önemli olan nokta bence insanın sorumluluğu. İnsan acaba düşüncelerinden ve dış dünyada yine zihnin alışkanlığını kullanarak esasında bir farkındalık içerisinde yaşayabilir mi? Ve bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsak bu canlı yaşadığı kitap 20 yıl sonra daha iyi anlanacak. Çünkü zihninize çipleri koyduktan sonra artık hiçbir şey yapamayacaksınız. O yüzden gözlemci ve gözlemlerinin aradaki olayını çok iyi anlamamız lazım. Bu bence inanılmaz derecede önemli.